ETS2 Avrupa'yı Geziyorum serisinin 49. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 18 Ekim 2017'de başlamış olan bu serinin 1 Nisan 2020'de son videosunu çekmişim. Yani 48. bölümünü çekmişim ve bu seriye veda etmişiz. Aslında veda edişimizin nedeni hani serinin kötüsünden falan değil. Sıfırdan hayata daha çok önem verip bir de ETS2 lanet olası o ETS2 Kirkenes muhabbetlerinin döndüğü zamanlara denk geldi ve bu seri o şekilde unutuldu, gidildi. Ama bugünden itibaren bu serinin asıl otlarını yani 18 Ekim 2017'den beri bu seriyi bilen hatırlayanlardan deli bir like ve yorumlara yazmalarını bekliyorum. Hepsine cevap vermeyi düşüneceğim. Düşüneceğim değil, cevap vereceğim bu seriyi hatırlayanlar. İşte 1. bölümden 48. bölüme kadar ne güzel şeyler yaşadık, neler yaşadık, neler yaşadık. Bu seriyle bazı kişilerle ilk defa tanıştık. Yükseldir, odur budur bu seri sayesinde. Bu seriyle beraber ilk videolarını, ilk arkadaşlıklarımız başladığını biliyor musunuz bilmiyorum ama Yüksel'le Avrupa'yı Geziyorum serisinde ilk videomuzu çektik. Onu yanıma aldığımda işte beraber başladık vesaire vesaire işler yaptık. Ben onları genelde videolarımda bahsediyorum ama onlar beni genelde videolarında bahsetmiyorlar. Böyle de bir durum var. Avrupa'yı geziyorum dediğim gibi 18 Ekim 2017'de başlayan 1 Nisan 2020'de 48. bölümü yayınlanan bir seri. Ama bugünden itibaren ve direksiyon kamerasıyla beraber yolculuğuna devam edecek Avrupa'yı geziyorum serisinin de olmak istediği ya da yaşatılmak istediği bir olay olsun bu. Direksiyon kamerasıyla beraber devam edecek bu seri dediğim üzere. DAFX-V DAFX-V 105 değil mi bu? Aynen, DAFX-V 105 aracıyla beraber yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. En son Riga'ya gelmiştik. Daugavpils'ten Riga'ya gelmiştik. Şimdi Riga'dan Ventspils'e geçeceğiz. Ventspils'ten artık nereye gideriz bilmiyorum. Sizlere bu serinin desteğini bekliyorum. O zaman laf fazla uzatmayalım. Bu seriyle beraber 49. bölümümüzün devamını çekelim. Ve aracımızı şu şekilde bir çalıştıralım. Vay be, uzun zamanlar oldu. Bu seriyle alakalı o zamanlardaki eğlenceli anılardan birazcık konuşalım ve birazcık da o zamanları hatırlayalım. Yolumuza devam edelim. Şimdi şöyle vitesimizi 1'e takalım. Manuel kullanıyorum zaten, bu seride full manueldi. Şimdi serinin içeriğinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar, bu serinin içerisinde modlu araçların desteği de vardı. Yani modlu araçlar dediğimde modlu tırların da desteği var. Yani onlarla da seri şekilde gidiyor. Her bölüm farklı araç kullanılması gerek. Aynı araçlar kullanamıyoruz ve her bölüm farklı rotaya gidilmesi gerekiyordu. Bu serinin ana amacı buydu arkadaşlar. Onun için birazcık hani seçici davranmaya çalışıyorduk. Ve öyle de oldu. 18 Ekim 2017 tarihinde ilk bölümünü Mikail ile beraber çektiğimiz bu serinin son bölümünü, yani o 1 Nisan 2020 tarihindeki son bölümünü Track at Home etkinliğiyle beraber bitirmiş olduk. Yani Track at Home yaklaşık, yani pandemi dolayısıyla bir etkinlik olmuştu. En son bölümü o zaman çekmişiz ve ondan sonra bitmiş. Hatta 16x Naturalux modu falan vardı. O videoları da ben bu Avrupa'yı Geziyorum'la beraber çekmiştim. Şimdi tekrardan bir yılın ardından, evet, bir yıl bir aylık bir zamanın ardından tekrardan serimize döndük ve serimizin yeni bölümünü sizlere sunuyorum. Özleyenler, gerçekten bu seriyi bilenler bir yazsınlar, görmek istiyorum ya. Ben de aklıma böyle şey birden hani ne çeksem yeni bir seri yapayım. ETS ile alakalı yepyeni bir seri olsun, yeni bir şeyler başlatayım derken birden aklıma geldi. Lan dedim, benim Avrupa'yı Geziyorum serim vardı. Hiç anlamsız bir şekilde final falan olmadan direktmen bitti. Halbuki o kadar gezecek olduğumuz çok fazla yer vardı. Ben bu seriyi neden bıraktım diye düşündüm. Dedim, hemen kaydına girdim ve bölümü sizlere çekiyorum. Ve direksiyon kameralı, görmüş olduğunuz gibi. Bundan sonraki Avrupa'yı Geziyorum videoların hepsinde direksiyon kamerası olacak. Haberiniz olsun. Çünkü bu serinin ilk videolarından itibaren direksiyon kamerası vardı. Bundan sonraki videolarında da olması gerekiyor. Belki Sıfırdan Hayat serimizinde de yine direksiyon kameralı videolar gelebilir. Çünkü telefonla alakalı bir ayar yaptım. Ya boş alan yoktu aslında yer telefonla. Onunla alakalı bir düzen yaptım. Bilmiyorum, desteğinize bağlı. Dediğim gibi bu serinin devamı, işte işlemesi falan sizin desteğinize bağlı. Ama efsane bir seri olduğunu söyleyeyim. Avrupa'yı Geziyorum 2017'de başlamış olan bir seri ve 2017'den bugüne
gelebilen bir seriden bahsediyoruz. Ben devamını çekmek istiyorum. Farklı yerlere gitmek istiyorum. Farklı şeyleri gezmek istiyorum. Açıkçası gez gez bitiremeyeceğimiz bir harita Avrupa'yı geziyorum haritası. Yani Avrupa'yı geziyorum serisi haritası demeyeceğim. Avrupa'yı geziyorum. Bitmeyecek bir seri ve bitmeyecek bir olay. Aracın sesi biraz fazla mı geliyor acaba? Ben tam ona emin olamadım. Birazcık kısacağım. Şöylecik. Aynen. Biraz çok fazla mı kıstım acaba? Bir tık açsam ne olur? Şöyle yapsam. Ha, böyle daha iyi. Bir tık açtık. Böylesi daha iyi. Onu da söyleyeyim. DAF'ı da özlemişim. Baya DAF'ın kaplaması falan mı değişmiş ya? DAF ben kullanmayalı baya baya oldu. Aracın kokpit bir tasarım falan değişik. Böyle daha kabartmaları daha güzel duruyor. Gerçi ışıklandırmadan sonra ilk defa kullanıyorum galiba ben DAF. Olaylar gelişti. Böyle oldu. Öyle oldu. Bugünlere kadar geldik. Birçok kişi geldi. Birçok kişi geçti. Mikail de onlardan birisi oldu. Mikail yani Türkiye'deydi ilk başlarda. Sonra Fransa'yı geçtikten sonra biz daha beraber bir şeyler yapamamaya başladık. Tabii herhalde zamanlar uyuşmadı. Bilmiyorum. Çok değişik şeyler oldu. Yakında multiplayer de geliyor. Zaten orijinal multiplayer geliyor. Ben multiplayer'den ban yedim. Trakis MP'den ban yemiştim. Ve Avrupa Geziyorum serisi Trakis MP. Yani multiplayer şeklinde de geliyordu. Olursa hani diğer arkadaşlar da eğer gelirlerse çekmeye devam ederiz. Ama yok biz gelmek istemiyoruz. Bize zarar veriyorsun gibisinden bir muhabbet söylerlerse. Eyvallah derim ne diyeyim. Vay be ne kadar oldu uzun süre oldu ya. Ana hesabımda ben o video çekmedi işte en son şeyde çektim. İberia DLC geldiğinde video çekmiştik. Onun haricinde bir video falan çekmedik. Hatta bu seri olurken Renault'un şeyi bile çıkmamıştı. Aracı bile yayınlanmamıştı diye biliyorum ben. Range bile yayınlanmadı. Range daha sonra yayınlandı. Bu seri bittikten sonra yayınlandı diye hatırlıyorum. Yayınlanmış olsa o seride ben onu illaki kullanırdım. Bilmiyorum emin de değilim. Belki de yayınlanmıştır. Ama hiç videolarda falan yok. Bu arada ben bunun listesini kaybettim. Bir sıralama listesi vardı. İşte şuradan şuraya gittik, buradan buraya gittik, bu tarihte buraya gittik falan gibisinden bir sıralaması vardı. O sıralamayı kaybettim ben. Tekrardan o sıralamayı yapacağım. Ya gittiğim şehirlere gitmemeye özen göstereceğim arkadaşlar. 8. ve 49. bölümü çekiyorum ben şu anda. Yani 49 bölümde artık gittiğim yerlere gitmemeyi tercih ediyorum. Mesela İskandinavya bölgesine gitmeyeceğiz. İskandinavya bölgesi bitti. Şu anda Baltık'tayız. Fransa bölgesi bittiydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabi oralar hesaplanacak tekrardan gözden geçirilecek. Gitmediğimiz şehirlere gidilecek. O şekilde bu seri devam etmeye çalışacak. İnanın hani bir şey olmadığından bir hikaye serisi de olmadığı için bunun üstünde daha da kolay ilerler. Hani her bölüm bir yerlere gidip farklılık. Modlarla destek de olacak bu arada. Mesela atıyorum Mercedes'in aksor modu gelmiştir. Aksor modunu kullanacağız çünkü sonuçta bir araç. Mesela atıyorum İşte Çin'in, Japonya'nın bir tırı gelmiştir. Onlarla falan da tabii ki de devam edecek seri. Önemli olan değişik farklı araçlarla her bölüm farklı şehirlere yolculuk yapmak ve muhabbet etmek amacımız bu. Bunu da ilerletmeye çalışmak. Ben sollamaya çıksam şurada ileride tren şeyi varmış. Dayı ben gaza bastığım zaman senden basıyorsun. Ne oldu orada bir şey oldu anlamadım. Harici sözleşme götürüyorum bu arada ben. Genelde zaten harici sözleşme kullandığım için. Yine burada da harici sözleşmeyle beraber yolculuğumu yapıyorum. Tesin başı var gördünüz değil mi? Yapıştırdım buraya Japon yapıştırıcısıyla. Sökülmez artık herhalde. Şimdi vitesimizin başı da var. Vitesimizin başını yaptık buraya. Aha vites şeye gitti. Evet vitesimizin başı. Öyle yani. Olaylar bunlar. Konuşacak çok şey var. Anlatılacak çok şey var arkadaşlar aslında ama. Yeri ve zamanı değil. Bundan sonra da pek milletle uğraşmadan direktmen oyun odaklı. Gerekirse hiç konuşmadan susarak videolarımı çekeceğim. Çünkü her söylediğim kelimeler birilerine zarar veriyor. Ya da birileri üstüne alınıp bana küfrediyor. Ben karşılık vermediğim halde. Yani bu saatten sonra aslında susarak yoluma devam etmek en güzeli olacaktır. Sadece oyun hakkında konuşup
ilerlemeye devam edeceğiz. Bu arada 1.41 güncellemesinin ilk fotolarından biri paylaşılmıştı. Ve oyun hakkında bilgiler vererek tabi bu seride. 1.41 güncellemesinde fotoğraf çekme arayüzünün alt kısmına saati değiştirebilme özelliğimiz geliyor. Ve yağmurlu ya da yağmursuz havada fotoğraf çekebilme özelliği geliyor. Güzel, bu önemli bir özellik aslında. Her oyunda bulunan bir özellik çünkü. Buna da geliyor. Ve açıkçası son blog yazılarının altında multiplayer'le, konvoyla alakalı bir bilgi paylaştılar. Bu bilgide de anlıyoruz ki yıl sonuna kalmadan multiplayer sürümü her an gelebilir. Yani belki de 1.41'in betasında, açık betasında multiplayer sürümüne kavuşacağız. Ama şu anlık modlama desteğin olup olmayacağı belli değil. Tabii buna ilerleyen günlerde daha fazla bilgi geldiğinde öğreneceğiz. Ama trafik eşliğinde bir oyunlarını sergileyeceğiz. Yani trafik olacak, arkadaşlarımız olacak yanımızda. Bu şekilde oynayabileceğiz. Bu güzel olacak. Bunu, yani en güzel olayı da bu zaten. Bunu bekliyoruz. Bunu hoşumuza gidiyoruz. Dediğim gibi eğer arkadaşlar da benimle oynamak isterse neden olmasın. Avrupa'yı Geziyorum serisinin kalabalık bir şekilde de devam ederiz. Çünkü bu seride Kenan'dır, İsmail'dir, Mikail, Yüksel, işte Cengiz, odur budur. Baya baya kişiler vardı. Yani tekrardan neden olmasın bu serinin Avrupa'yı Geziyorum serisinin içerisinde diye düşünüyorum. Orijinal multiplayer geldiğinde herkes tekrardan olabilir. Tabii kendi isteklerine bağlı. Hani dedim, bir kez daha söylüyorum. Kendi isteğine bağlı herkesin. Cengiz kesin gelir, Kenan kesin gelir. Yani o, yani İsmail de belki ilerleyen zamanlarda kesin gelebilir videolara tekrardan Avrupa'yı Geziyorum serilerine, ama diğer arkadaşlardan emin değilim. Oğuzhan'dır, Yüksel'dir, Kerem'dir. Onlar kendi halinde takıldıkları için ben de kendi halimde takılıyorum. Olaylar böyle. Avrupa'yı Geziyorum serisinin 49. bölümünün burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Riga'dan çıktık. Ventpils'e kadar yolculuğumuzu gerçekleştirdik. Şimdi bir sonraki bölümde nereye gideceğiz inanın bilmiyorum. Ama tabii ki de şeylere ineceğim. İstanbul falan yapacağım. Ondan sonra İberya'ya falan geçeriz aşağıdan, İtalya kısmından vesaire vesaire. Bu şekilde seri gelişir, devam eder. Desteklerinizi, yorumlarınızı, bu serinin oldlarını bekliyorum. Oldun da kısa açıklamasını hemen geçmek istiyorum. Eski takipçiler anlamına geliyor. Ve bu serinin devamı için dediğim gibi yorumlarınızı falan eksik etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu kameranın, direksiyon kamerasının altına da bir like atın ya, unutmayın. Hadi bye bye, hoşçakalın, video bitti.